Gel. Halit Bey, Kaya Bey geldi. Al içeri. Buyurun. Yıllardır koynumda beslediğim yılan sensin ha. Buraya her şeyi açıklamaya geldim. Açıklama mı? 20 sene sonra buraya gelip her şeyi açıklamaya geldim diyorsun. Oğlum büyümüş, boyun kadar olmuş Kaya. Bakın hiçbir şey sandığınız gibi değil. Ben de bir oğlumuz olduğunu dün gece öğrendim zaten. Senin neyi ne zaman öğrendiğin beni hiç ilgilendirmiyor. Ben senin arkamdan çevirdiğin dolaplara bakarım. Ender'le ilişkili olduğunu da şimdi öğreniyorum ben. Ya ikimiz de sizi tanımıyorduk ki o zaman. Söylesene Kaya. Ender benimle evliyken ilişkiniz devam ediyor muydu? Yok öyle bir şey. Ben buraya işe başlamadan önce bir birlikteliğimiz vardı. Ender burada işe başladıktan kısa bir süre sonra da zaten ilişkimiz bitti. Sonrasında ben yurt dışındaydım. Bunu siz de biliyorsunuz. Yıllarca uyuttunuz beni yani ha? Kimseye uyuttuğumuz falan yok. Siz evliyken ben burada yoktum, Londra'daydım. Ben artık kime nasıl inanacağımı bilmiyorum. Şayka'nın güvendiği çocuğu evime aldım. Oğlumu ona emanet ettim. Elimin abisi çıktı. Bir de bunu ben bilmiyordum ki. Bilseydim böyle bir şeye izin verir miydim? Emin olun eğer bilseydim gelip bunu size ilk söyleyen kişi ben olurdum. Kaya. Ben sana güvenip şirketimi emanet ettim. Ben size ihanet etmedim. Hiçbir yanlış da yapmadım. Her ne yaşandıysa sizi tanımadan önce yaşandı. Benden gerçekleri sakladın. Söylemedin. Yalan söylemek de aynı şey. Ne yapayım? Bir kadının arkasından konuşmamı mı isterdiniz? Ben böyle bir adam mıyım sizce? Kaya. En azından bana gerçekleri söylemeni isterdim. İlişkide olduğum bir kadınla ben asla evlenmezdim. Ve bunlar da başıma gelmezdi zaten. Bence çok sinirlisiniz. Ve gerçekten ne dediğinizi de bilmiyorsunuz. Ben ne dediğimi çok iyi biliyorum Kaya. Bütün bunlar sadece beni değil, çocuklarımı da etkiliyor. Ve bunların suçlusu o Ender denen kadın. Senin de bunda payın var. Bunca yıllık hukukumuza dayanarak buraya geldim ve size bir açıklama yapmaya çalışıyorum. Bunca yıllık hukukumuz dün gece bitti Kaya. Geç kalmış, açıklamanı da kabul etmiyorum. Bundan sonra söyleyeceklerini de dinlemek istemiyorum. Çıkabilirsin.